Altı yumuşak Temür ya da ailenin sana koyduğu isimle sevgili Emrah. Karşı yakada olduğunu biliyoruz. Fotoğrafı da bu. Çocuğunun fotoğrafını görmüş müydün? Ne de bak oğlun. O zaman biraz da ufaydı, tombul bir şeydi. Evet, hatta evet, sen öyleydi. Çocuklarla ayrıldığında Emrah senin bacaklarına sarılmış. Baba evet, bizi bırakma evet, demiş. Aynen öyle. Seyman Hanım'la kaç yıldır görüşmüyorsunuz? Bayağı zamanı görüştüğümüz yoktur. Benim evet. 2007'den bir yani bitti. Bir dakika dur. Emrah'ı görenler ya da ne yumuşak demir? Altu. Altu yumuşak demiri tanıyanlar. Karşıya kadarmış sevgili izleyiciler. Altu'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Babası İsrafil'le, İsrafil Bey'le, annesi Seyman Hanım'la ve kardeşleriyle bir araya getireceğiz. Yani ikisi de aynı eltiye evlatlık verildiği için Burcu ile belli bir yaşa kadar görüşmüşler. Ama Taşkın hiç hatırlamıyor değil mi o da kardeşini? O da 25 yıldır görmemiş. İnşallah aileyi tamamlayacağız. İnşallah. İnşallah İsrafil Bey. Ay İsrafil Bey mutlu oldun mu? Mutlu olmam olur mu? Değil mi tatlım benim? Her bayram bizim için zehir oldu. Her mesela, bayram. Bu hanımefendilerin çocukları var. Hı. Bayramda elinden görmesi sen kimse yok. Bir çocuk var yanıma gelen bir tek. Taşkın'la bir evet. Bulmuş seni. Evet. O biraz yakın oldu. Hı-hı. Ama bunların hepsi uzak. Telefon yok, bir şey yok. Peki çocukları niye? Yani sen Seyman Hanım'dan anlaşamamışsınız. Hakan'cığım Seyman Hanım'ı da ekranda görür müsün lütfen? Lütfen Seyman Hanım da ekranda olsun. Seyman Hanım'la anlaşamamışsınız, yolları ayırmışsınız. Evet. Ona daha sonra geliriz. Evet. Sonrasında çocukların velayetini istememişsiniz siz. Ben almayı istedim o dönemde. Hı. Ama imkanlar el vermediğinden... Bizde anne baba var, bir baba var. Odaki analog. Onların da huzuru bir TRT'den bozuluyor. Hı hı. Yani benim çocuklarımı oradan yukarıya doğru gönderiyorlar. Yani bir tanesi demiyor ki, bu ev, bunlar da bir, mesela benim küçük kardeşim de rahmetlik oldu. Allah rahmet eylesin. Ama onun çocuklarına sahip oldular. İşte benim kızdığım nokta burayı. Anneanne neden sahip çıkmadı diyorsunuz öyle mi? Evet. Anne niye sahip yani, çıkmadı? Yani ayrım yapmayacaksın. Peki o sırada siz gidip çocukları görüyor muydunuz annede kalırken? Yok zaten bunda olduğu zaman zaten ondan sonra zaten son güze yakınıydı. Hı. Bunları verdikleri zaman işte en son noterde imza yaptım. Peki yurda verildiklerini biliyor muydun? Yurda verildiğini biliyorum. Ama yani yurttan... Böyle aileye verileceğini bilmiyordum. Peki yurda niye verdin? Sen çocukları eve alsaydın bakamaz mıydın İsrafil Bey? İş yok, güç yok. Hı. Yani her şey bitmiş bir vaziyette. Hı hı. Ne yapabilirsin? Şimdi babanın durumu iyi ama hiç bir tanesi bana deli gelip de demedi ki oğlum. Dedim baba bir sene idare edin. Bir sene. Hı. Ha ben çocuklarımı gene yanıma alayım. Yani ben verme taraftarı değil dedim. Bu arada sıfır yayındık zaten bir şey yok. Seyman Hanım diyor ki benim maddi bayağı imkanlarım yoktu. Bayağı bozukluklar yaşadık. Maddi imkanlarım yoktu. Ailesinin varız ama. Ha ailenin var. Ailesi ha. Süper yaşıyordu. Her şeyleri var idi. Hopa'da mı? Yok ha, Artvin'de. Artvin'de. Yani, durumlar tamam. Çok iyiydi hiçbirini kabul yani, etmediler. Burada ayrım benim analog olduğundan baba da bir şey edemiyor. Zaten, ya işte edemiyor tabii. Yani ben de yetimliğinden büyüdüm. Hı hı. Yani ben de varlığına büyümüş biliyorum, bir insan değilim. Biliyorum o meseleyi de biliyorum evet. Aha. Söyleyin. Ama, yani zoruma gelen nokta bu çocukların mavalinin günahını onlar da çeker. Çekmez değil. Burada ilahi adalet diye bir şey var. Ne ilahi adalet midir? İlahi adalet Allah'ın... Nedir? Allah'ın cezası, cezasını o keser. Yani... İnsan yaptığını bir gün ahese ahese çeker. Yani, ama olan çocukları olmuş. Yani. Ama şunu söyle Seyman Hanım sen söyle yani sen anlat yani sen karşıya bakarak konuşur musun lütfen izleyiciler yüzünü de görsünler. Diyorsun ki yani tabii İsrafil Bey'in çocuklarının babasının maddi durumu yok ama yani ailesinin maddi durumu vardı. İsteseydi çocuklara bakarlardı öyle mi? Evet getirdim. Geri getirdiler, sahip çıkma, kataladılar. Ya şöyle biliyorum, hatta siz boşanmaya karar verince sizin babanız bunu çocukları yurda verin demiş. Doğru mu? Niye bakmadı sizin anneniz, babanız, kardeşleriniz çocuklara? O geliyor vardı aramızda.
Ne öz değil? Ha, sen öz şey değilsin. Anlamadım ne diyor? İki çocuk öz. Bir de ben okey. En büyükler benim. Ha, üveysin sen. O yüzden senin çocuklarına bak. Yani benim çocuklarımın hiçbirine bakmayızsın. Aha askere gitti. Dede olarak bir öğün. Dedi yok dur lan ha bu da benim torunumuza karşılığını vereyim. Ha, sahip çıkmadı ona da. Ona da çıkmadı. Bana çıkmasın. Ben zaten ben istemiyorum. Ama en azından bu çocuklara sahip olacak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi üçünü beraber yurda veriyorlar. Sonra iki kardeşi Ebru'yla Emrah'ı İzmir'e gönderiyorlar. Evlatlık veriyorlar. Evet. O sırada evlatlık bir dakika geliyorum Taşkın. Evlatlık almak isteyen aile Sevim Hanım'ı arıyor. Sevim Hanım da sizi arıyor. İşte bana... Ne dedi Sevim Hanım sizi arayıp? Ben yani vermeyi istemiyordum. Hmm. Beni o arada kızdırdı noterde ondan sonra imzayı verdim. Niye verdiniz? Bakamayacağınızı mı düşündünüz? Ya kimse yok. Benim elimden kimse tutan yok. Benim işim yok, gücüm yok. Yani bir sene sahip olaydılar, destek olaydılar ben gene çocukların hiçbirini vermezdim. Siz nerede yaşıyorsunuz? Ardınuş'ta mı yaşıyorsunuz? Yok. Ondan sonra Ardınuş'u bıraktım. Artvin merkezdesiniz. Artvin'de. Çalışıyor musunuz? İşiniz gücünüz var mı şimdi? Şimdi çalışıyordum, ayrıldım. Ayrıldınız. İşte yeni bir işlerimiz var. Uh-huh. Onlara başlayacağım. Şimdi sonrasında Taşkın 13-14 yaşına gelince Artvin'e geliyor. Evet. Sevim Hanım'la beraber geldiler galiba. Evet. Sevim Hanım mı getirdi Taşkın'ı size? Değil mi? Evet. Siz aranız o kadar kötü değil aslında. Siz oğlanı alıp eski kocanıza mı götürdünüz? Siz mi götürdünüz yoksa? Yok ben kendim gidiyordum. Ben ona gitmedim yani. Sen gitmedin hiç. Yok. Peki hiç Ebru'yu aramak, Emrah'ı aradınız mı? Bir yerlerde bulmak istediniz mi? Valla ben... Hatta birkaç sefer buna da sordum. Valla hoş haberiniz yoktur. Annesinin belki haberi olur da. Hı? Ha, dedim Altbaş yani emekli olduktan sonra yani işim buydu. Bunları bulmak. Ebru tamamen maddi imkansızlıklardan öyle anlaşılıyor şu an için. Yani ama maddi imkan olsa zaten bunları ben bulurdum. Hemen ama şey çıkıyor anne baba ya biri hemen evlatlık almak istiyor zaten. Yani yurda verildikten bir süre sonra hemen yani iki elti geliyorlar iki kardeşi evlatlık almak istiyorlar. Sonrasında da evlatlık verildiği için de Sevim Hanım aradığını söylüyor. Peki çocuklarınızı aradınız mı? Yani Ebru'ya, yok. Emrah'a aramadınız. Ne telefon var? Ne bir şey var. Zaten evlatlık verilen çocukların da kimlikleri de yani bunlar için değişiyor. Verilmiyor. Verilmediği için de ulaşamamışsınız. Nüfusta mesela ben bir yere gideceğim zaman şey çıkarttır yesin nüfusta. Peki Sevim Hanım gelseydi size deseydi ben çocuklara evlatlık vermek istemiyorum. İsrafil gel beraber bu çocuklara bakalım ya da al çocuklara bak deseydi. Bakabilir miydin? Şimdi bakarım. O zaman. O zaman bakamazdım. Ha işte onu merak ediyorum. Yani iş imkanım yok. Bir erege var idi. Oraya girmeyi istiyordum, ona giremedim. Niye Sevim Hanım? Ondan sonra bir arkadaşım vardı, Ruşen Melek diye. Aha. Ondan tanıştım. Dedim ona, ya ben çalışmayı istiyorum, ihtiyaçlıyım. O sene de ormandan geldim, orman işi yapıyordum. İş bulamadınız yani. İş bulamadım. Dur bir şey merak ediyorum. Sevim Hanım'la niye ayrıldınız çocuklarınızın, üç çocuğunuzun annesiyle? Ya geçimsizlik. Nedir, niye geçinemediniz? Ya para yok, pul yok. Düzenli, ev düzeni yok. Şöyle biliyorum, ben yardımcı oldum. Şimdi İsrafil Bey seni görünce her şeyi anlatmamaya karar verdi herhalde. Barışmak mı istiyor acaba? Bilemedim yani. Ben barışacağım bir şeyim yok. Şunu söyle. Yani evlenmişsiniz. Evlendikten sonra bir süre sonra sen işinden yani bir işini kaybetmişsin. Köye gelmişsiniz. Köye gelince de çocuklara sürekli sen bakıyormuşsun. Ya mecburi. Yani niye? Sevim Hanım bakmıyor muydu? Sevim de baktı. Bakmaz değil ama ben de baktım. Ama sen bize demişsin ki ekibime çocuklara genellikle ben baktım. Sevim çocuklara bakmıyordu demişsin. Mesela Ardanca gitti. Bir ay gelmedi. Çocuklarım benden değil miydi? Ardanca gittim de sana mı bir hafta gittim çocuklarım ben? Niye ondan? Sana bir gün çocuklarım bir hafta geri gittim mi? Kışın gittin ha gelmedin. Ya Allah aşkına lütfen ya. Neyse boş ver oraya geç. Ya Allah aşkına. Özür dilerim çocukları bırakıp nereye gitti? Ardanca gitti. Epey bir zaman gelmedi. Neyse. Ben her şeyi bağlarım. Her şey olsa çıkar da ben çocuklarım. Hiçbirini bir hafta gitmedi. Yani şu anda bu çocukları kazanmak. Bu çocuklara ışık olmak. Allah aşkına ya. Ha, mesela hamileyse ben oğlana da dedim. Ha ben zaten işim var. Ha doğumunda da gelsin kalsın. Benim umurumda değil. Benim için hay var hay yok.
Sadece Sayın annesi Hanım, için, bak sadece annesi için var olsun. Babana sormak istediğin var mı? Babama sormak istediğim... Aslında bu aileler hani mesela şu anda ben de bir anneyim. Bir tane torununuz var. Yani insan bazen gerçekten bu durumlara düşüyor, düşmüyor değil yani. Hayat, bir yandan hani hak şey... veriyorum ama şunu yapabilirlerdi. Hani yurda verecek kadar kötü duruma düşürse bile keşke evlatlık verilmesi izin vermeselerdi. Ara ara gelip görselerdi. Ara ara gelip görselerdi. Babamız kuvvetli. Bakın mesela şimdi kardeşim aranıyor değil mi? Kardeşimle çok büyük problem yaşayacak. Çünkü tanıyorum. Neden? Çünkü hani... kardeşim çoğu akrabalarına bu durumunu söylemedi bile. Söylemedi bile. Evet, gizli tuttu. Ya yani ben en son görüştüğümde abla dedi hani ben dedi bu durumu dedi hani kolay kolay kabullenememiş bir erkek çocuğu olarak. Evet. Herkes ama saklamış. Çoğu akrabalı ya yani annesinin tarafını bilmediğin. Taşkın evlatlık vermiyorlar. Taşkın daha sonra evlatlık verilmediği için gelip annesini babasına da buluyor. İşte, evet, siz o evlatlık verildiğiniz için. Buna bir yanıtın var mı? O onayı çünkü Sevim Hanım veriyor, sonra da babana soruyorlar. Bence bu soruyu önce annene sorman lazım. Doğru bir soru, haklı bir soru. Tamam. Diyor ki beni niye evlatlık verdiniz diyor. Gelip ben hafta sonları, çünkü Taşkın'da evlatlık verilmiyor. Hafta sonları gelip annesinin yanında kalıyor çünkü. Bize evlatlık vereceğiz demediler ki. Nasıl demediler? Evlatlık vereceğiz öyle bir şey demediler ki. İzin ya istiyorlar mı sizden? Ben vermedim bir izini. Babası karışıyor. Benim okulluğum yok. Yazarlığım yok kızım. Ben ne yapacağım ki? Ama ne sen velayet sende imzayı sen velayet vermişsin. Velayet bende her konuda ben ama divanlı olarak yardım edeceğiz. Hiçbiri yardım etmedi. İki sene ben baktım o çocuklara. Köyde baktım. Malat'ta var ya gittim. Mesela çocuğa kaynanam aç su sakladı. Ya Allah aşkına ya her şeyi biliyorum da susuyorum. Ben kötü olayım. Boş verin ya. Yani. Ben sana bir şey diyeyim. Sen aile insan aile değiliz oğlum. Oğlum şey, çocuklar oluyor. Ne öz değil? Ha sen öz şey değilsin. Anlamadım ne diyor? İki çocuk öz. Bir de ben okey. En büyükler benim. Ha üveysin sen. O yüzden senin çocuklarına bak. Yani benim çocuklarımın hiçbirine bakmayızsın. Aha askere gitti. Dede olarak bir öğün. Dedi yok dur lan ha bu da benim torunumuza karşılığını vereyim. Ha, sahip çıkmadı ona da. Ona da çıkmadı. Bana çıkmasın ben zaten ben istemiyorum. Ama en azından bu çocuklara sahip olayım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi üçünü beraber yurda veriyorlar. Sonra iki kardeşi Ebru'yla Emrah'ı İzmir'e gönderiyorlar. Evlatlık veriyorlar. Evet. O sırada evlatlık bir dakika geliyorum Taşkın. Evlatlık almak isteyen aile Sevim Hanım'ı arıyor. Sevim Hanım da sizi arıyor. İşte bana... Ne dedi Sevim Hanım sizi arayıp? Ben yani vermeyi istemiyordum. Beni o arada kızdırdı noterde ondan sonra imzayı verdim. Niye verdiniz? Bakamayacağınızı mı düşündünüz? Ya kimse yok. Benim elimden kimse tutan yok. Benim işim yok, gücüm yok. Yani bir sene sahip olaydılar, destek olaydılar ben gene çocukların hiçbirini vermezdim. Siz nerede yaşıyorsunuz? Ardınuş'ta mı yaşıyorsunuz? Yok. Ondan sonra Ardınuş'u bıraktım. Artvin merkezdesiniz. Artvin'de. Çalışıyor musunuz? İşiniz gücünüz var mı şimdi? Şimdi çalışıyordum, ayrıldım. Ayrıldınız. İşte yeni bir işlerimiz var. Onlara başlayacağım. Şimdi sonrasında Taşkın 13-14 yaşına gelince Artvin'e geliyor. Evet. Sevim Hanım'la beraber geldiler galiba. Evet. Sevim Hanım mı getirdi Taşkın'ı size? Değil mi? Evet. Siz aranız o kadar kötü değil aslında. Siz oğlanı alıp eski kocanıza mı götürdünüz? Siz mi götürdünüz yoksa? Yok ben kendim gidiyordum. Ben ona gitmedim yani. Sen gitmedin hiç. Yok. Peki hiç Ebru'yu aramak, Emrah'ı aradınız mı? Bir yerlerde bulmak istediniz mi? Valla ben... Hatta birkaç sefer buna da sordum. Valla hoş haberiniz yoktur. Annesinin belki haberi olur da. Hı? Ha, dedim Altbaş yani emekli olduktan sonra yani işim buydu. Bunları bulmak. Ebru tamamen maddi imkansızlıklardan öyle anlaşılıyor şu an için. Yani ama maddi imkan olsa alabilirlerdi. Zaten bunları ben bulurdum. Hemen ama şey çıkıyor anne baba ya biri hemen evlatlık almak istiyor zaten. Yani yurda verildikten bir süre sonra hemen yani iki elti geliyorlar iki kardeşi evlatlık almak istiyorlar. Sonrasında da evlatlık verildiği için de Seyman'ın aradığını söylüyor.